Merhaba, AKP ile cemaat barışıyor mu? Bu da nereden çıktı demeyin. Zannediyorum son günlerdeki bazı siyasi gelişmeler ve konjonktürün etkisiyle bu bir yerlerde konuşulmaya, en azından iddia olarak dile getirilmeye başlandı. Hangi siyasi gelişmeleri kastediyorum? Örneğin Amerika'da bir başkanlık seçimi oldu ve Trump'ın yerine Biden seçildi. Hemen akabinden Türkiye'de çok önemli bazı siyasi gelişmeler baş gösterdi. Hatta acaba Türkiye'de yeni bir dönem mi başlıyor, yeni bir sayfa mı açılıyor şeklinde soruların sorulabilmesine bile neden olacak ölçüde bir kırılma olarak nitelenmesine yol açabilecek efsafta önemli gelişmeler oldu. Damat Berat Albayrak'ın istifası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendi damadını tasfiye etmekten çekinmeyecek noktaya gelmiş olması ve bunun yol açtığı komplikasyonlar. Malum AKP'nin yeniden hukuku ve demokrasiyi hatırlaması, hakim ve savcılara sadece anayasanın ve kanunların emirlerini dinleyin, başka hiçbir makamdan, hiçbir yerden emir almayın, bir işaret beklemeyin, sadece kendi vicdanınızın sesini dinleyin şeklinde çağrıların yapılır hale gelmesi ve sadece AKP içerisinde bir barış, eskilere bir takım kenarda kalmış küskünlere el uzatma şeklinde değil, aynı zamanda AKP dışındaki diğer partilerle de sanki daha yumuşak bir dönemin başlayacağına yönelik sinyallerin ortaya çıkması, mesela yeni bir anayasa çalışması için bir araya gelindiğine yönelik iddialar ve hatta bunun tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşe kadar gidebilecek bazı tartışmaların da ortaya atılmasıyla beraber zannediyorum acaba bu siyasi iklimdeki ve atmosferdeki yumuşama belirtileri arkasından cemaatle de barışı getirir mi sorularının ortaya atılmasına yol açmış olabilir. Tabii bu soruların ortaya atılması kimi yerlerde bir beklenti, ümit, bazı yerlerde de korku ve endişeden dolayı ortaya atılmış olabilir. Şimdi son olarak gazeteci Sabahattin Önkibar 2 gün önce bir video yayınladı. Ve bir takım komplo teorilerine değil bilgiye dayalı olarak konuşuyorum notunu düşerek bu iddiayı yüksek sesle dile getirdi. Hangi iddiayı? Dedi ki AKP ile cemaat arasında bir takım görüşmeler başlayacak. AKP'den Bülent Arınç bunun için arabuluculuk rolünü üstlenecek. Pensilvanya'ya gidecek, Fethullah Gülen'le görüşecek ve kendisiyle bir orta yol arayacak. Gülen'in bir af talebi, özür ya da tövbe etmesi karşılığında Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul edeceği, hatta meydanlarda kendi tabanını ve kamuoyunu ikna edebilmek için, yumuşatabilmek için yaratıcı Allah bile tövbe eden kolunu affederken ben kim oluyorum ki böyle bir tövbe ve af, bağışlanma talebi karşısında sessiz kalayım diyerek bu yolu açacağı şeklinde iddialar ortaya attı Sabahattin Önkibar ve burada kritik olan şey şuydu, bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum demişti. Ben de doğrusu merak ettim. Gerçekten bu yönde hazırlıklar var mı? Bu bilgi ne kadar ya da bu iddia ne kadar gerçeği yansıtıyor? Ayakları ne kadar yere basıyor? Araştırma gereği hissettim ve şu an itibariyle AKP kaynaklarından araştırma ve bunu teyit etme olanağım takdir edersiniz ki son derece düşük. Ama cemaat içerisinden bazı kaynaklarımla görüştüm, etkili, önemli isimlerle görüştüm ve onların söylediği şey şu, Gülen'in kendisiyle görüşme şansım olmadı ama ona yakın isimlerle görüşme fırsatı buldum. Oradaki hava şu şekilde, bir kere kesinlikle böyle bir tövbe etme, af dileme ya da özür dileme söz konusu değil olmazdı. Her şeyden önce bu cemaatin ya da cemaatin kendi jargonuyla söyleyecek olursak hizmet hareketinin kendi kendini inkarı demek olacaktır. Biz bunu kendi tabanımıza da izah edemeyiz. Yani neyin tevbesi, neyin özrü? O zaman bu şu anlama gelecektir. Tevbe biliyorsunuz günahın sonunda ortaya çıkan bir müessesedir. Biz bir günah işledik ya da suçlar işledik, cinayetleri işledik. Bundan dolayı bağışlanma talebinde bulunuyoruz. Anlamına gelecektir ki bunu zaten kendi tabanımıza da izah edemeyiz ve böyle bir şey yok şeklinde bir yaklaşım var. Buraya anladığım kadarıyla kapılar kesin olarak kapalı. Zaten şunu hatırlatabiliriz belki yeri gelmişken Ağustos 2015'te yine böyle bir gündem olmuştu. Bu yönde iddialar ortaya atılmıştı. O zaman Fethullah Gülen bir sohbetinde
şu tür ifadeler kullanmıştı Ağustos 2015'te. Hüseyin ve çevresinin Yezid'den özür dilediği, mazlumların Haccacı zalimden özür dilediği, Musa'ların firavunlardan özür dilediği nerede görülmüş şeklinde ifadeler kullanmıştı. Ve bunu bir yerde cinayete benzetmişti. Arkasından Allah bizi böyle bir cinayet işlemekten muhafaza buyursun şeklinde ifadeler olmuştu. Dönüp siz de arşivden bakabilirsiniz. Tabii ki şartlar çok değişti. 5 yıl öncesine göre ne 5 yıl öncesine göre Gülen aynı Gülen, ne cemaat aynı cemaat, ne AKP aynı AKP, ne Tayyip Erdoğan aynı Tayyip Erdoğan, ne de Türkiye aynı Türkiye. Çok şeyler değişti. Bir defa hani o klasik hikayede olduğu gibi bir kuyruk acısı ve evlat acısı var artık. Sende bu kuyruk acısı oldukça bende de bu evlat acısı oldukça biz bir araya gelemeyiz hikayesinde olduğu gibi. Arada çok önemli gelişmeler oldu 5 yıldan sonra. 5 yıl içerisinde insanlar öldü, hayatını kaybetti. Binlerce insan özgürlüğünden oldu, işkence görenler oldu. Bazı çocuklar anasız babasız kaldı, bazı anne babalar evlatsız kaldı. Eşler birbirini kaybetti, kaybeder hale geldi. Her geçen gün acılara yeni acılar ekleniyor. Yani asırlar geçtikçe unutulmayacak tarihin en trajik zaman dilimlerinden birisini yaşamışken hiçbir şey olmamış gibi acaba bir araya gelinebilir mi? İşte bu noktada cemaatin tavrı, işte 5 yıl önce 5 yıl sonra kıyaslamasını bundan dolayı yapıyorum. Cemaatin tavrı kesinlikle bir özür dilenmeyeceği, af talebinde bulunulmayacağı, tövbe edilmeyeceği ya da bunu gerektirecek bir durumun olmadığı şeklinde. Peki böyle bir talep olmaksızın yine de arada bir temas var mı? Yani illaki özür dilemeniz gerekmiyor ya da tövbe etmeniz gerekmiyor. Birilerinin illa da kendi onurundan, izzetinden taviz vermesi gerekmiyor. Her iki lider de, her iki isim de böyle bir şeye zorlanmadan acaba bir orta yol bulunabilir mi şeklinde bir arayış var mı? Bu olabilir mi? En azından arada bir takım temaslar var mı? Malum bu yıllardır konuşulan bir şey. Zaman zaman ortaya atılır. AKP ile cemaat arasında görüşmeler var. Barış olacak şeklinde iddialar ortaya atılır. Benim son edindiğim bilgi şu yönde. Bugüne kadar bu sürecin başlamasından sonra böyle bir görüşme, doğrudan böyle bir görüşme olmadığı gibi şu son günlerde de böyle bir temas olmadı. Herhangi bir kapı çalma, nabız yoklama, sorma, ara buluculuk talebi gibi bir durum söz konusu değil. Olursa ne olur? Yani böyle bir talep gelirse ne olur? Az önce dediğim gibi bir taraflardan birinin önünde diz çökmesi, af dilemesi şeklinde bir durumun söz konusu olmayacağını anlıyorum. Son bilgiler bu yönde. Ama bunun dışında bir orta yol bulunabilir mi? Onunla ilgili de izlenimim şu yönde. Bir kere ben Tayyip Erdoğan'ın böyle bir talepte şu an itibariyle şu mevcut şartlar içerisinde bu girişimde bulunacağını düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum ama AKP içerisinden birilerinin böyle bir arayışın içerisine girebileceği, bir barış için ara buluculuk rolüne soyunmak isteyebileceğini düşünüyorum. Nihayetinde Tayyip Erdoğan da o noktaya gelebilir. Ben sadece bugün itibariyle, şu gün itibariyle bu noktada olmadığı kanaatindeyim ama yarının ne getireceğini bilemeyiz. Cemaat içerisinden de birilerinin böyle bir barışa evet diyebileceğini, özellikle eski gücünü tekrar kavuşabilmek için bunun özlemiyle yanıp tutuşan birilerinin olduğu kanaatindeyim. Ama bu birilerinin nihayetinde karara ne kadar etki edebileceği konusunda şüpheliyim. Ama yönetim nezdinde en üst yönetim ve karar alma mekanizmaları nezdinde henüz bu noktaya gelinmediğini gözlemliyorum. Belki bir orta yol bulunması sadece içerideki mağdurların, tutukluların özgürlüğüne kavuşması adına bir gün dahi belki bir mazlumun artık işkence görmemesi ya da ah çekmemesi ya da ne bileyim dört duvar arasında özgürlüğünde mahrum halde devam etmemesi yönünde bir inisiyatif almak isteyebilir Gülen ya da beraberindeki isimler. Ama burada onurlu bir çıkışın
olması gerektiğini düşünecekleri kanaatindeyim. Şunun altını özellikle çizeyim. Ben doğrudan böyle bir açıklama almış değilim. Kendi yorumumu ve gözlemimi paylaşıyorum. Belki bu da doğru olmayabilir. Fakat bir gözlem ve yorum olarak paylaşıyorum. Tekrar ifade edeyim. Bir onurlu çıkış için belki evet diyebilir ama buna da Tayyip Erdoğan'ın evet demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü geçmişte de aslında yani sürecin başlamasından önce 17-25 Aralık'ın başlamasından önce böyle bir orta yol bulunması için çeşitli görüşmeler olmuştu. Görüşme trafikleri olmuştu. Gelindi, gidildi, bazı mektuplar yazıldı, mesajlar geldi, gitti vesaire ama o zaman bu orta yol bulunamadı, bir noktada buluşulamadı. Çünkü cemaat tarafı şöyle bakıyor olaya. Cumhurbaşkanı, o zamanın başbakanı Tayyip Erdoğan mutlak itaat bekliyor. Önünde diz çökülmesini ve ona biat edilmesini istiyor. Biz de bunu yapmıyoruz. Yapmadık, bundan dolayı bu noktaya gelindi diyor. AKP tarafı da cemaatin bazı yerlerde artık gücünü paylaşmak istemediğini, bazı alanlardan geri çekilmesi gerektiğini, devlet içerisinde özellikle bazı iddialarından vazgeçmesi ama cemaatin buna yanaşmadığı, bundan dolayı orta yolda buluşulamadığı şeklinde bakıyor hadiseyi. Nihayetinde öyle ya da böyle bugüne kadar gelindi. Artık AKP belki 1-2 yıl öncesine göre daha köşeye sıkışmış, daha çaresiz. Para da bitti. En önemli gerekçe bu. Para bitti. Ekonomi çöküş halinde. Deniz tükeniyor. Artık belki demokrasi ve hukuka dönüş arayışlarına girebilir. Bu da beraberinde, şimdi siz demokrasiye ve hukuka dönmek istiyorsanız ister istemez bazı açılımları da yapmak zorunda kalacaksınız. İşte peşinden siz isteseniz de istemeseniz de cemaatle bir noktada bir araya gelme ya da karşı karşıya gelme. Bu karşı karşıya gelmeyi çatışma ya da savaş anlamında söylemiyorum. Muhataplık ilişkisi anlamında söylüyorum. Kaçınılmaz olarak oraya doğru gelebilirsiniz. Bunu da kendi tabanınıza, seçmeninize bir şekilde izah etmeniz gerekecek. Gerekçelendirmeniz icap edecek. Bunun için de belki bazı açıklamalar yapmak için nabız yokluyor olabilir birileri. Fakat dediğim gibi tekrar toparlayacak olursam şu an için böyle bir gelişme yok, böyle bir görüşme de yok. Böyle bir arayış da yok. Peki o zaman Sabahattin Önkibar'ın bilgiye dayalı olarak söylüyorum şeklindeki açıklamaları, videosu ne manaya geliyor? Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Ben kendi yorumumu şimdilik bir kenarda tutayım. Cemaat içerisindeki yorumu aktarayım sadece. Cemaat şöyle bakıyor hadiseye. Aslında burada Sabahattin Önkibar'ın temsil ettiği çevreler ki onlar Ergenekoncular olarak nitelendiriyorlar. Ergenekoncular, ulusalcı bir takım çevreler, AKP ile iş tutan, ittifak halinde olan ve beraber şu anda icracı hükmünde olan bazı güçler, kesimler aslında böyle bir ihtimalin kendisinden korkuyor. Böyle bir ihtimalin varlığından korkuyor. Yani olur ya Tayyip Erdoğan geçmişte cemaatle bu kadar sıkı fıkıyken onları tasfiye etti, bizimle ittifak kurdu, bizimle masaya oturdu. Bu yarın bir gün bizimle de köprüler atıp tekrar cemaatle el sıkışmasının ihtimal dışı olmadığı anlamına gelir. Pekala, bu da mümkündür şeklinde düşündüğü ve bu çaresizlik ortamında ve yapılan açıklamalar doğrultusunda acaba yeniden cemaatle bir araya gelebilirler mi? Endişesinin baş gösterdiği ve ön almak için, Tayyip Erdoğan'ı bundan men etmek için, bir anlamda aba altından sopa göstermek için bu tür açıklamaların yapılmaya başlanır hale geldiği yorumu yapılıyor. Cemaatin demeyeyim ama cemaat içerisindeki bazı isimlerin yorumu bu şekilde. Yani bir ön alma ve Tayyip Erdoğan'ı korkutma, aba altından sopa gösterme hamlesi, girişimi şeklinde yorumlanıyor. Bu doğru olabilir mi? Ben şahsen bunun büsbütün yabana atılır bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Gerçeklik payı olabilir. Veya şu da olabilir. Sadece bir araya gelmesi, tarafların tekrardan buluşması ya da barışması, barışa yönelik bir takım adımlar atması, görüşmelerin başlaması
na yönelik bir açıklama olmayabilir bu. Daha oraya varmadan aslında sakın ola ki içeridekileri bırakmayın. Anayasa Mahkemesi'nin bu infaz düzenlemesini genişleterek bütün siyasi tutukluların da tahliyesine yol açabilecek şekilde bir karar almasın. Sakın ola ki FETÖ tutukluları tırnak içerisinde ya da cemaat tutukluları salıverilmesin şeklinde Tayyip Erdoğan'a bir mesaj verdiği şeklinde de yorumlanabilir. Aslında yani sadece bu kadarcık bir çekince için barajı daha ileride kurup AKP'yi ve Tayyip Erdoğan'ı sizi FETÖ ile barış yapıyor şeklinde, işte Pensilvanya ile görüşme halindesiniz şeklinde sunarım ve bunun açıklamasını yapamazsınız. Bunun izahını yapamazsınız. Bunun altından kalkamazsınız. Sadece bir tahliyelerin bile bu şekilde yorumladığımız takdirde böyle bir algı sunduğumuz takdirde bunun hesabını veremezsiniz şeklinde bir korkutma da olabilir. Bunlar tabii ki yoruma açık. Bugün itibariyle henüz bir görüşmenin olmadığını, bu yönde kurulmuş bir irtibatın ya da köprünün olmadığını tekrarlayayım. Yarın ne getirir bilemeyiz. Bunun için şu anda konuşmak için erken. Siyasi gelişmelere göre, Türkiye'deki ve hükümetin alacağı pozisyona göre ve tabii ki cemaatin kendi içerisinde yapacağı değerlendirmelere göre yarın bir gün başka şeyler söylemek mümkün olabilir. Ancak bugünün özetini ve nabzını bu şekilde aktarmış olayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.